Ferit Sunay'ı kurtarmak için Seyran'a artık ömür boyu travma yaşatacak bir şey istedi. Seyran 8. bölümde gördüğümüz üzere Ferit'ten hoşlanmaya, hatta onu kıskanmaya başlıyor. Çünkü Seyran, Sunay'ın Ferit'i öptüğünü duyduktan sonra yaptığı kıskançlıklar ve annesinin yanında kaldığı zaman Ferit'in Pelin'le olduğunu öğrendikten sonra ağlaması zaten bunu gösteriyor. Yani Seyran, Ferit'ten hoşlanmak, onu sevmek ve bir güven sağlamak istiyor aslında. Yapmaya çalıştığı anlaşmalar da bu yüzden. Fakat Ferit sürekli Seyran'a ters köşe yapıyor ve bu şekilde Seyran Ferit'e karşı sadece güvensizlik hissediyor. Peki Ferit gerçekten Seyran'ı birlikte olmaya zorlayacak mı? Tabii ki birçoğunuzun da tahmin ettiği gibi Ferit'in burada Seyran'dan bu geceliği giymesini istemesinin sebebi Seyran'a aslında fırsatçı biri olmadığını kanıtlamak. Çünkü Seyran Ferit'i öpen kişinin Sunay olduğunu bildiği halde Ferit'e inanmak istemiyor. Çünkü Ferit Seyran'ın güvenini sürekli boşa çıkarıyor. Tabii Seyran'ın bu şekilde Ferit'i sürekli fırsatçı olarak nitelendirmesi üzerine Ferit de oldukça sinirleniyor ve Seyran'a aslında öyle biri olmadığını kanıtlamak istiyor. Yani Ferit büyük ihtimalle Seyran'ı öpmeye doğru yaklaştığı zaman fırsatçı biri olmadığını söyleyecek ve iyi bir şey yaptığını sanarak yataktan kalkacak. Ancak Ferit Seyran'a karşı ne kadar bir şeyler kanıtlamak istese de yöntemleri hep yanlış. Çünkü bu yatak sahnesi üzerine zaten fragmanda Seyran'ın da dediği gibi bu yaşanılan andan sonra Ferit'in Seyran'ın gözünde kolay kolay bir yer edinebileceğini düşünmüyorum. Peki Ferit gerçekten Seyran'ı seviyor mu? Bence bunu artık anlamamak mümkün değil. Ancak yaşanan bunca olaydan sonra izleyenlerin sürekli bunu sorgulaması da oldukça normal. 8. bölümde hatırlarsanız Ferit arabada Seyran'ın "senden çocuk yapmak istemiyorum, senden hoşlanmıyorum" sözlerine karşı oldukça alınmış ve bu sözler Ferit'in kalbini o kadar kırmıştı ki gözleri bile dolmuştu. Yine de kalbi kırılmasına ve bu sözlere rağmen Ferit Seyran'la ustasının yanına gittiği zaman hala Seyran'la bir şeyler paylaşmaya ve onu güldürmeye çalışıyordu. Yani Ferit'in Seyran'ı sevdiğinden kesin olarak eminiz. Fakat Seyran için hala bir şeyleri tam söylemek mümkün değil. Çünkü Seyran ne kadar Ferit'ten hoşlanıyor gibi gözükse de mantıklı bir kız olarak güvenebileceği ve kendisine saygı duyan bir insanı sevmek istiyor. Peki Sunay'ın kaçırılması nelere sebep olacak? Ferit'le Seyran fragmanda bir şekilde anlaştıktan sonra Sunay'ın kaçması için planlar yapıyorlar. Ancak bu plan her taraf için oldukça tehlikeli bir plan. Sunay'ın kaçırılmasını öğrenen Kazım karısı Esma'dan bütün hıncını çıkarıyor. Esma benim de dizide üzüldüğüm, aynı zamanda en çaresiz kişi olarak gördüğüm bir karakter ve aslında dizide yer alan tüm karakterlerden çok daha ağır şeyler yaşıyor. Sunay'ın kaçırılmasıyla birlikte Orhan'ın da dediği gibi Sunay yalıda çıkarsa eğer tüm işler karışır. Kazım asla yerinde durmaz ve bu olanları Halisa'ya anlatır. Tabi sonrasında Kazım Sunay'ın kaçırılmasına sebep olarak da Korhan ailesini göstereceği için olaylar çok daha farklı bir hal almaya başlayabilir. Yani bu sayede Kazım Sunay'ı Fuat'la evlendirmek isteyebilir. Şimdi bu yoruma nasıl olabilir derseniz eğer, biliyorsunuz ki Kazım kızları neredeyse bir yatırım olarak görüyor. Hatta neredeyse değil, tam olarak öyle görüyor. Ancak Sunay'ın kaçırılması demek zaten ilk evlilik fırsatının da kaçmasından sonra isminin daha da çıkması demek. Kazım Halisa'ya bu olayları anlatarak kızının isminin çıktığını ve bu olaya sebep olan kişinin de Ferit olduğunu söyledikten sonra Halisa'dan bu durumu düzeltmesi için yardım isteyebilir. Yani bu da çocuğu olmayan Fuat'ın yavaş yavaş Sunay'la evlendirilmesi anlamına geliyor. Peki Halisa'nın karanlık geçmişi ne? Halisa hakkında her bölüm ufak ufak detaylar almaya başlıyoruz. Bu bölümde Halisa'nın sinirinin eskiden oldukça fazla olduğunu, hatta zamanında Latif Efendi'yi hırpalayacak kadar da sert ve acımasız biri olduğunu öğrendik. Bunun yanında Halisa'nın mafyatik bir tarafının olduğunu da öğreniyoruz. Halisa, Ferit'le Fuat'a saldıran kişilere bir ceza kesilmesini istiyor. Zaten Halisa'nın gayrimeşru bir çocuğu daha olduğunu bildiğimiz için ilerisi için bir yan hikayede çizilmeye başlanıyor aslında. Peki Yusuf neden Seyran odasına giriyor? Yusuf'la Pelin'in birlikte işbirliği kuracaklarını söylemiştim. Hatta analiz videolarımı izleyenler bölüme dair söylediğim birçok şeyin gerçekleştiğini görebilir. Her neyse, muhtemelen Yusuf'un Pelin gibi balkondan Seyran odasına girmesi üzerine çok fazla detay alamasak da bunun sebebi Pelin'in Yusuf'u böyle yönlendirmiş olması olabilir. Çünkü Pelin Seyran'la Ferit'in gittikçe yakınlaşmasından oldukça rahatsız. Yusuf izleyeni gerçekten oldukça tedirgin eden bir karakter. Çünkü her an ne yapabileceği belli olmuyor. Yine de ben Yusuf'un burada Ferit'e yakalanacağını zannetmiyorum. Ancak Yusuf bunu alışkanlık haline getirirse ve sürekli Seyran'ı görmek için bu şekilde hareketler sergilemeye devam ederse Ferit ve Seyran için gergin günler devam edecek gibi duruyor. Evet dostlar, genel olarak bölüm ve fragman hakkında söyleyeceklerim bu kadar. Siz de kendi düşüncelerinizi yorumlara yazabilirsiniz. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Son olarak kanalıma abone olmayı ve analizleri kaçırmamak için bildirim zilini açmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.